Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mr. DIY alışveriş videosu yapacağım. Sizin benden en çok istediğiniz videolardan biri ve ben de gitmeyi çok istiyorum çünkü uzun zamandır gitmiyorum. Ben gitmediğimden beri de sosyal medyada çok popüler oldu ve aldıkları ürünleri gördükçe insanları benim de alasım geldi ve fiyatları da merak ediyorum. Popüler olduğu için biraz artmıştır diye düşünüyorum. Bugün böyle tatlı bir kombin yaptım ve ilk defa taktığım bir çantam var. Bunu hiç görmediniz çünkü AliExpress'ten uzun zaman önce aldım ama hiç kombinleyememiştim. Bence bu gömlek ve mor tulumla çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu taktım ve böyle tatlı bir kombin oldu. Aslında Mr. DIY çok fazla yere açıldı ve her yerde var neredeyse. Ben yine MR AVM'dekine gideceğim. Daha önce de oraya gitmiştim. Orası hem geniş ve sakin geliyor hem de evime yakın olduğu için kısa vesaitte gidebiliyorum. O yüzden oraya gitmeyi tercih ediyorum. Bugün alacaklarım için heyecanlıyım. Bakalım neler bulabileceğim. Şimdi evden çıkıyorum. Evet, şimdi aslında geldim ama telefonumun şarjı yolda bittiği için telefonumu şarj etmek için bir yere oturdum. Hem serinlemek için kahve içerim diye düşündüm. Telefonumun şarjı bozuk olduğu için sürekli bitiyor. Alışveriş yaparken de video çekeceğim için çekemezsem korkusuyla telefonumu şarj ediyorum. Ve uzun zamandır beklenen an, Mr. DIY'ye geldim ve şimdi içeri giriyorum. Alışverişimize başlayabiliriz. Direkt kırtasiye reyonuna gittim. Daha önce geldiğime göre kırtasiye bölümü birazcık daha azdı ama bir reyonu kırtasiyeye ayırmışlar yine de. Şimdi onları inceliyorum. İlk olarak bu kıskaçlardan almakla başlıyorum. Bunlar çok kullanışlı oluyor bence ve daha sonra böyle bir bant gördüm. Aslında fiyatı biraz pahalı ama o kadar güzel ki almazsam olmazdı. Ve daha önce geldiklerimde hiç bu stikerlerden yoktu. 21 liraya çok güzel stikerler var. Bu yüzden bunlardan da birkaç tane almak istiyorum. Ve dikkatlice bakarken en alt tarafta böyle bir şey gördüm. Aslında bu çok istediğim bir şeydi ve görünce heyecanlandım. O yüzden almaya karar verdim ama hangi rengini alsam kararsızım. Daha önce daha çeşitli ve güzel şeyler vardı. Şimdi sade ve düz fosforlu kalemler var ama ben ilgimi çeken bir tane çiçekli buldum. Onu almak istiyorum. Kalem bölümünü inceliyorum. Aslında tekli olarak birçok kalem alabilmiştim buradan daha önceleri. Şimdi sadece unicornlu kalemler var. Tek tip kalem. Yani neden böyle tavşanlı ve diğer karakterli kalemler yok onu anlayamadım. Sanırım dönem dönem farklı ürünler geliyor. Şimdi biraz kalemliklere bakıyorum. Fiyatı çok abartılı olan da var, çok fazla uygun fiyatlı olan da var. Ama ben bu şekilde metal bir kalemlik gördüm ve aşırı beğendim. Bunu almayı düşünüyorum. Aslında bu reyon kapanın girişine koydukları ucuzluk reyonlarından biri ama bence fiyatlar oldukça pahalanmıştı. Küçük defterlerin özellikle çok pahalıydı fiyatları. Bu silgileri beğendim ama onlarda da böyle çilekli karpuzlu gibi desenler yoktu. Bu defterler de pek hoşuma gitmedi. Buradan sadece minik baby fosforlu kalemleri almaya karar verdim. Çok küçük oldukları için hoşuma gitti. Ve buraya gelirseniz çanta reyonuna bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel çantalar var ama fiyatları uygun değil, yani uygun diyemeyeceğim. Hatta bugün kolumdakine benzeyen bir çanta gördüm. Çok da güzeldi ama fiyatı bence pahalıydı. Ve fiyatı gereğinden pahalı olan diğer ürün de defterler. Defterler gerçekten aşırı pahalanmış. Daha önce 20 liraya aldığım defterler 80-90 lira olmuş. Burada 23 liraya böyle defterler görünce heyecanlandım. Çünkü dış kapakları gerçekten aşırı güzel. Ama hepsinin içi çizgili. Yani ben pek fazla çizgili defter kullanmıyorum. Yazı yazarken de kullanmıyorum. Zaten çizim yaparken de kullanmıyorum. O yüzden benim için kullanışsız oluyor. Sadece dış kapağı için de almak istemedim ama gerçekten kullanmasam bile dış kapağı için alasım geldi. Yine de kullanmayacağım için bu reyondan hüzünlü bir ayrılış yaparak ayrılıyorum. Nedense az önce fosforlu kalem alırken buna dikkat etmemişim. Aslında böyle bir set istiyordum, minik bir set. O yüzden bunu da almaya karar verdim. Şimdi birazcık geziyorum. Kırtasiye bölümü haricinde neler var diye onlara bakıyorum.
böyle aslında delikli panoya asılabilecek bir kalemlik gördüm. Bunlardan istiyordum. Yeni bir pano aldım biliyorsunuz. Ona takarım diye düşündüm. Fiyatı da bence uygundu. IKEA'dan daha ucuz. Burada bir sürü şey var aslında. Ev için ya da odanız için ihtiyacınızı karşılayacak ürünler de var. Şimdi alışverişim bitti. Kasaya gidiyorum. Ne kadar tutacak ben de merak ediyorum. Açıkçası biraz korkuyorum. Şöyle fişi göstereyim. Total fiyata bakabilmeniz için. Eve gittiğinde de ürünleri gösterirken tek tek fiyatlarından bahsederim. Ben şimdi hem çok yoruldum hem de çok acıktım. Bu yüzden yemek yemeye karar verdim. Kendime suşi alacağım çünkü madem bu kadar dışarı çıktım, alışveriş yaptım, bari güzel bir gün olsun, kendimi ödüllendireyim. Ve şimdi eve dönüyorum. Eve gittiğimde ürünleri tek tek birlikte inceleyip açılımlarını yaparız. Akşam eve geldiğimde çok yorgundum ve fırsatım olmadı video çekmeye. Bu yüzden ertesi sabah çekiyorum. İlk olarak bu kıskaçlardan başlayalım. Bu kıskaçları çok seviyorum. Hem defterlerin kenarına kıvrılmasın diye ya da açılmasın diye kullanıyorum. Hem de bir şeyler asarken bence çok tatlı oluyor. Ve böyle 2 adet sticker aldım. Turuncuyu hiç turuncu tonlarında sticker'ım olmadığı için aldım. Diğerini de çok beğendiğim için aldım. Bu şekilde arkasında aslında içerisinde ne olduğu gösteriliyor. Yani gidip bakarsanız arkasını inceleyerek alabilirsiniz. Genelde ben bunları AliExpress'ten alıyordum. Ama bence Türkiye'de de bulabilmek çok güzel bir şey. Ve 4 adet var içerisinde sanırım. 4 yaprak var. Yani adet sayısına göre ve görüntüsüne göre bence fiyatı oldukça uygun. Bu set tema olarak birazcık yemekle alakalı, yani şekerleme, dondurma ve aşçılıkla alakalı şeyler var ve ben de bunları çok seviyorum. Sanırım bu sette de yemekle alakalı şeyler var. Hatta önünde sushi vardı. Sushi'yi de çok sevdim. Ve turuncu tonlarında sticker'ım yoktu. Belki turuncu tonlarında resim yaparsam kullanırım diye almak istedim ve tatlı havuçlar da var. Bence çok tatlı bu da. Bu şekilde plastik kutulu bir fosforlu kalem seti aldım ve üzerinde minik kalpler var kutusunu. Böyle kutuyla saklamak da çok isterim. Bence çok tatlı görünüyor. İçerisinde 2 adet pembe renk varmış. Keşke başka bir renk daha olsaydı ama bence fiyatı uygundu ve görüntüsü de çok tatlı. Şöyle bir tanesinin nasıl göründüğünü merak ediyorum. Onu inceleyelim. Ucu böyle görünüyor. Bence renkleri çok canlı ve güzelmiş. Tabii nasıl yazdığını bilmiyoruz şu an ama onu da deneriz. Ve arkadaki beyaz pano için böyle bir aparat aldım. Aslında iki adı da vardı bunlar ama ben panoyu alırken bu aparat tükenmişti. O yüzden burada da görünce almak istedim ve iki adakinin yarısı kadar fiyatıydı. Bence fiyatı uygun. Böyle şeyler genelde pahalı oluyor. Ve metali de çok kaliteli. Bence uzun ömürlü, kullanışlı bir ürün olur. Ve yine böyle minicik dörtlü bir fosforlu kalem seti aldım. Bence bunların çantası da çok tatlı. Minicik bir çantaları var ve bu çantada saklamayı düşünüyorum. Çok büyük fosforlu kalemlerdense bence böyle minicik kalemler daha tatlı oluyor. Yine bunların da rengi çok canlı ve güzel görünüyor bence. Ve bence hepimizin merakla beklediği şey bu bant seti. Gerçekten hem kutusu çok güzel hem de içeriği çok güzel. Özellikle de kutusunun dışındakilere gerçekten bayıldım ve bu bant setini almak istedim. Fiyatı uygun değil. Bence ortalama bir fiyatı var. Çok pahalı da diyemem ama çok ucuz da diyemem. Böyle değişik ve orijinal ürünler için böyle fiyatlar normal aslında. AliExpress'te de genelde bu fiyatlarda oluyor. Şimdi birazcık bantların içeriğini merak ediyorum. Onları inceleyelim. İlk bantımız bu şekilde. Sanırım tamamen takvimden oluşuyor ve günlerden oluşuyor. Bence böyle çok güzel. Eğer art journal, bullet journal yapıyorsanız çok kullanışlı olur ve gerçekten çok tatlı görünüyor. Diğer ikisinde de böyle yine takvim var ve bu şekilde bir resim var. Bunu da yakından göstereyim. Bayıldım, gerçekten aşırı güzel. Şöyle bakacak olursak aslında ince bir bant değil, bayağı da kalın bir bant. Yani uzun ömürlü olacaktır. Şimdi yıpratmadan şöyle biraz açmak istiyorum görmek için. Diğerine de bakalım.
Ya gerçekten çok tatlıymış, çok beğendim. Tabii yıpranmasın diye hemen geri kapatıyorum sticker'ı bitmesin diye ama bayıldım. Bantların kutusu da çok tatlı olduğu için bence masa aksesuarı olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben de masama bir yere koyacağım aksesuar olarak. İhtiyacım olunca da kutusundan çıkarır kullanırım. Ve bu şekilde ince uzun bir fosforlu kalem aldım. Hem renklerini çok beğendim hem de bence üstündeki desenler çok minimal ve kibar duruyordu. Bu yüzden de almak istedim ama ucu nasıl bilmiyorum. Sanırım çift taraflı. Hemen inceleyelim. Üzerinde böyle minicik soft renklerde desenler var. Bence çok tatlı görünüyor. Ucunun bir tarafı bu şekilde ince, diğer tarafı da marker kalem gibi. Nasıl kağıda yazıyordur, marker kalem gibi midir yoksa fosforlu kalem gibi midir bilmiyorum. Kağıda denediğimde sizlerle paylaşırım. Ve böyle fareli bir metal kalemlik aldım. Metal kalemlikleri çok seviyorum. Hem vintage duruyor hem de böyle çocukluğumu hatırlatıyor bana. Çok tatlı bence ve kawaii bir görüntüsü var. Bakalım nasılmış. Ya içerisinde hiçbir şey yoktur sandım ama içerisinde bir kat daha varmış. Yani iki bölmeli iki katlı olarak kullanılabilir. Ve üstelik içerisindeki deseni de çok beğendim. Bence çok tatlı. İçerisinde hiçbir şey yoktur sandım. O yüzden içerisinden bir kat daha çıkınca mutlu oldum. Ve geldik aslında beni en mutlu eden sonuncu ürünümüze. Gerçekten bunu alırken çok heyecanlandım. Neden bu kadar beni mutlu etti bilmiyorum ama bu da çok vintage ve nostaljik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çöp kutusu şeklinde kenarda kulbu olan açmalı bir kalemtıraş. Gerçekten çok beğendim ve bunu açmak için sabırsızlanıyorum. Tasarım olarak çöp kutusu şeklinde yapmaları da benim çok hoşuma gitti. Burada böyle çevirmeli bir kulbu var. Şimdi birazdan buna kalem takacağım ve Ama nasıl tabii beni açtığını da kalbinden deneyeceğim. vuran şey üzerindeki desenler ve çöp kutusu şeklinde olması oldu. Aslında hangi rengini alsam diye bilememiştim ama iyi ki bu rengini almışım. Bakın burada minicik tutup açmanız için bir kulbu bile var. Şimdi şuradan bir kalem alıyorum ve açmayı deneyeceğim. Bence diğer kalemtıraşlara göre çok güzel açtı. Aslında zaten açıp açmaması umurumda değildi. Ben sırf görüntüsü için aldım ama bu şekilde tozları da bence tasarruflu yapıyor. Yani bakın bu kadar açtım aslında ama çok fazla kalem tozu çıkarmadı. Kalemi de hızlı bitirmiyordur diye düşünüyorum. Valla bu kadar alışverişin içinden en sevdiğim ürün bu oldu. Bugün benim videom bu kadardı. Uzun zamandır bu videoyu beklediğinizi biliyordum. Benim de uzun zamandır beklediğim bir alışveriş oldu. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ürünleri denerken de, kullanırken de videolar çekerim. Onları da sizlerle paylaşırım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.